Sırada Uygur Edebiyatı var. İki kısımda inceleyeceğiz. Birincisi Budist Uygur Edebiyatı. En fazla Budist Uygur Edebiyatı gelişmişti. Uygur Edebiyatı döneminde Budist Uygur yazılı belgelerinin büyük bölümü Çince, Tibetçe, Tuharca, Soğutça ve Sanskritçeden yapılmış çevirilerdir. Bu nedenle bugün Türk koloklar arasında Uygur yazılı ürünlerinin özgün nitelikli olmadığını düşünenler de vardır. Ancak çeviri olan bu eserlerde çoğu kez genişletme ve eklemelerle gidilmiş böylelikle metnin daha iyi anlaşılır duruma getirilmesine çalışılmıştır. Çeviri eserlerin yanında az sayıda özgün telif eser de vardır. Eldeki çeviri eserlerin büyük kısmı Çince'den yapılmış olanlardır. Hangi dilden çevrildiği bilinmeyen metinler de vardır. Budist Uygurlardan yazma ve basma eserlerde kalmıştır. Bu metinler pustaka formatında, Çin kitap tomarı tarzında katlama kitap gibi çeşitli kitap biçimlerinde hazırlanmışlardır. Yazmalar kağıt üzerine fırçayla, da kalemle ve siyah mürekkeple yazılmıştır. Bu da ve Bodhisattva yani bu da adayı gibi dini açıdan önemli sözler kırmızı mürekkeple yazılmış kimi yazma ve basmalarda konuyla ilgili küçük resimlerde bulunmaktadır. Bu tekniği baskı tekniğini ee, Çin'den almışlardır. Uygur Budist çevirilerinde zamanla Budizm kavramlarını karşılayabilen Türkçe terimler yaratılmış. Bu terimler sonradan Mo Moğol Budistlerce de kullanılmıştır. Budist Uygurlardan kalan ve Buda ve Bodhisavatların yani Buda adaylarının başından geçen olayları anlatan Avadana ve Jataka öyküleri daha çok rahip olmamakla birlikte Budizmi kabul eden halk topluluklarına dinsel coşku vermek için yazılmıştır cemaat toplantılarında rahiplerin halka okuduğu bu öyküler çoğu zaman suturalar yani Buda'nın vaazları içine yerleştirilmiş özellikle Budist Uygur Edebiyatı hem manzum hem de düz yazı şeklinde düzenlenmiş zengin sayılabilecek bir jataka külliyatına sahiptir. Öykülerde anlatım son derece açık ve canlıdır. Öykülerin cemaat toplantılarında yalnız okunmakla kalınmayıp aynı zamanda sahnelenmek üzere yazıldığı da Sanılmakta olayların geçtiği yeri ve olayın bir anını gösteren büyük boy resimler dinleyicilerin karşısına konulmakta olayın değişmesiyle resim de e, değişmektedir. Toharca'dan genişletmelerle Uygurca'ya çevrilen Maître resimit bu şekilde körünç görülecek şey sahne eseri olarak yazılmıştır yani tiyatro. Maître resimitin bir kısmı Budanın hayatını anlattığından. Konu bakımından avadanaların arasına girdiği gibi bir kısmı da onun vaazlarını içine alır. Yani sutralara aittir. Buda'nın dini temsil kademelerini, dinini yükseltmek ve tanıtmak için yaptığı hareketleri anlatır. Sonunda günahkarlar cehennem azabı çekerler. Maitreya yani ileride gelecek olan Buda vasıtası ile kurtulurlar. Karşılıklı konuşma halinde yazılan bu kitap yukarıda sezü edilen körünç başlıklarıyla ilk temsili eserlerden biri olduğu kanaatini vermekte. Eser 27 bölümden bölümlere ürüş denir. Bir giriş, yükünç denir ve 28 e, fasıldan ibarettir. Berlin Akademisi'nde Gabayin tarafından 1859'da bulunmuş olan Maitre Smith parçaları toplanarak Wiesbaden'da Hartmann'ın kısa bir girişi ve Gabay'ın açıklamalarıyla yayımlanmıştır. Ayrıca başka ee, Uygur metinlerinde körünçlük üzerinde gösteri yapılan yüksek yer yani sahne körünçlü seyirci körünçlemek seyretmek gibi sözcüklerin geçmesi Uygurlarda tiyatro sanatının varlığını doğrular ee, niteliktedir. Maitri Simit gibi sahneye konulmak üzere yazılmış önemli bir eserle Kalyanam Kara Et Papamkara yani iyi düşünceli prens de kötü düşünceli prens öyküsüdür. Unutma bu da sahnelenmek üzeredir. Bu eser üzerine Fransa'da yapılan ilk iki çalışma 1914'te yapıldığı 1940'ta Hüseyin Namık Orkun e, Prens Kalyanam Kara Et Papamkara hikayesinin Uygurcası adı ile e, çalışmasını yayımladı. Önemli eserler bu dönemde yayımladı. Hamilton'ın 1971'deki yayınından sonra bu yayının iki defa Türkiye Türkçesine çevirisi yapılmıştır. Ece Korkut, İsmet Bilkan tarafından Budacı iyi ve kötü kalpli prens masalının Uygurcası <laughs> şeklinde ee, yayımlanmıştır. Daha sonra Budist Uygur sahasında Buda vaazlarını bu da vaazlarını konu alan sutralar yani Uygurca sudurlar da yazılmıştır. Sutraların büyük çoğunluğu Uygurcaya çevrilmiştir. Nirvana sutra, Maitri sudur, Satharma Pundarika sutra, Suvarnabhapra sutra, Amitabha sutra gibi. Bu sutralar içinde en önemlisi Malov'un 1910'unda bir kısmını Sarı Uygurların ibadethanelerinde bulduğu bir kısmını da özel şahısların ellerinden aldığı Suvarna Prabhasa Sutra Uygurca adı ile Altın Yaruk'tur. Çince'den 11. yüzyıl başlarında yaşadığı sanılan Hüsuan Tısank biyografisini de içeren 5 balınklı Şinkoseli Tutuk adlı bir Uygur bilgini tarafından Uygurca'ya tercüme edilmiştir Altın Yaruk. Berlin koleksiyonunda hiçbiri tam olamayan altı yazmanın kalıntıları vardır. Leningrad'da hiç eksiksiz bir yazması bulunmakta. Eser 10 kitap. 31 bölümden ibarettir. Bu yazma 1687 yılında 1687 yılında kopya edilmiş olmasına rağmen dili e, klasik Uygurcadır. Bu üzerinde ilk çalışan e, yine Radloff olmuştur. Radloff Malov ile birlikte 675 sayfa tutan bu eseri Uygur harfleriyle dizdirerek Almanca çevirisi ile e, yayımlamıştır. Eser üzerinde çalışmış olanlar ve bugün halen çalışmalarına devam edenler sırasıyla Malov'dur, Çağatay'dır, Semih Çağatay, Şinasi Tekin, e, Cemal Kaya, bunu hatırlayamadım, Ziyen ve e, Röhborundur. Bunlar çalışmıştır Sutralar arasında geçen diğer bir eserin adı da Kuanşi pusardır. Aslında bu yazma büyük bir eserin Sanskrit adıyla Satharma Pundarika Sutra'nın Uygurcası Vapuaki Atlık Nom Çeçeki Sudur'un 25. bölümüdür. Elimizde olan Uygurca metin Mahayana mezhebine ait bir eserin Bodhi Satva Avuluhki Set Setvara başlıklı 25. bölümünün Çince'den tercümesidir ve Uygurca metinler bir başlığıyla Şinasi Tekin tarafından işlenip yayımlanmıştır. Berlin Akademisi'nde dört nüshası vardır. Dördü de Turfan çevresinde bulunmuştur. Çince'den ne zaman, nerede ve kimin tarafından çevrildiği bilinmemektedir. Bir nüshası Leningrad'da bulunmakta. İlk yayımı Radov tarafından Rus Akademisi'nce. Uygur harfleri ile ve Almanca çevirisiyle 1911'de St. Petersburg'da yapılmış. Bundan başka Müller Uygurika 2 içinde 1912'de akademide bulunan 60 satırlık bir nüshayı yayınlamıştır. Metnin konusu Put namzedinin yani Budhi Satva'nın zor ve sıkıntılı durumda olan insanlara her yerde görünüp yardım etmesidir. <laughs> Yine devam. Budist Türk edebiyatında Çince'den çevrilmiş uydurma sutralar da vardır. Mesela 8 Yükmek, 8 Yığın adlı sutra bu türe girmekte. Berlin, Ronda, Tokyo ve Leningrad'ta birçok yazma nüshası vardır. Bu eserin birkaç nüshası karşılaştırılarak 1934'te bank öğrencileri gabayinde ve Reşit Rahmeti Arat'ın hazırladıkları Türk Turfan Tekst'te yayınlanmıştır. Şinasi ee, Çağatay bazen isimleri karıştırabiliyorum. Kusura bakmayın. Türk lehçeleri örnekleri bir adlı eserin de bir kısmını ve içerdiği sözcüklerin günümüz Türkçesindeki karşılıklarını vermiştir. 8 yükmek üzerine 1971 yılında Louis Liget'inin Louis Liget'inin ve 1979-2000 yılları arasında odanın çalışmaları olmuştur. Bakalım halen daha uzun kısımlar varsa bunu ee, bir sonraki derse bırakacağım arkadaşlar çünkü biraz fazla uzun burada bırakalım Budist edebiyatının ikinci videosuna buradan devam edeceğiz arkadaşlar görüşmek dileğiyle